Herkese selam, ben Tunan. Bu videoda sizlerle klasik model severler için akıllı saat modeli inceliyoruz. DT3 Max modeli. Kutu açılımıyla başlayacağız. Detaylı incelemesini yapacağız. Siz de bu sırada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız gelin kutu açılımıyla başlayalım. DT3 Max modelinde kutu tasarımı bu şekilde. Ön yüzeyine bir saat görseli işlemişler. Sol üst tarafında ise DT3 Max yazısını görebiliyorsunuz. Bu tarafında Wear Pro amblemini görebiliyorsunuz. Yine arka tarafına da bir QR kodu ve yine Wear Pro yazısını görebiliyorsunuz. Yine her üründe olduğu gibi bu üründe de medikal cihaz olmadığını gösteren bir ibare bulunuyor. Saatin kutu içeriğine baktığımız zaman ise bizleri bu şekilde bir yapı karşılıyor. Üzerinde gelen bir deri kordon bulunuyor. Ayrıca kutu içerisinde bir de siyah silikon kordon bulunuyor. Hissiyatları da gerçekten güzel diyebilirim sizler için. Kalın kablo yapısına sahip bir de manyetik şarj kablosu bulunuyor. Ayrıca bir de kullanma kılavuzu çıkıyor ve bunun dışında herhangi bir şey çıkmıyor kutu içeriğinden. Saat üzerindeki kordonları sökerek jelatini çıkartmanız gerekiyor. Kordonlar üzerinde burada gördüğünüz gibi bir pim var ve bu pimi geri çektiğiniz zaman kordonu rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz ve bu şekilde kordon değişikliği yapabilirsiniz ya da yeni aldıysanız üzerindeki jelatini bu şekilde sökerek çıkartabilirsiniz. Bir de ekran üzerinde bir koruma jelatini bulunuyor. Bu jelatini de bu şekilde çıkartarak saatin tasarımına bakmak istiyorum. Saatin yan tarafında kullanıma uygun 2 adet tuş var ve ortalarına da şu kısma mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında sensörleri görüntüleyebiliyorsunuz ve bu tarafında ise yine bir hoparlör yapısı bulunuyor. Yuvarlak bir yapıya sahip klasik model severler için de gayet güzel düşünülmüş bir replika modeli olmuş. Ben üzerindeki silikon kordonları ve deri kordonların hassasiyetini oldukça beğendim. Saatinizde klasik görünüm elde etmek istiyorsanız deri kordonları veya biraz daha sportif durmasını istiyorsanız da silikon kordonları takabilirsiniz DT3 Max modeline. Kran tekerine basılı tutuyorum ve saati başlatıyorum. Açıldığı zaman bizlere yine bu şekilde bir kadranla karşılıyor. Açılış sesi bulunuyor saatte. %40'lık bir batarya durumumuz var ve kran tekerini çevirdikçe de kadranlar arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel kadranlar bulunuyor saat üzerinde. Yukarıdan aşağı indirerek denetim merkezine erişebilirsiniz. Bu şekilde de parlaklık ayarı yapabilirsiniz. Ben %20 seviyesinde tutuyorum parlaklığı ve kameraya yansımasını önlemek istiyorum. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda menüye ulaşabiliyorsunuz ve menüde kasma donma yaşamıyorsunuz. Gayet kullanışlı bir menü stiline sahip. Ayrıca yine menü stilindeyken bu şekilde zoom out, zoom in yapabiliyorsunuz. Kran tekerini iki kere basarak da bu şekilde menü stilleri arasında değişiklik yapabilirsiniz. İkinci tuşuna basarak da direkt olarak kadran görseline erişebilirsiniz. Soldan sağa çektiğinizde hızlı menü açılıyor. Sağdan sola çektikçe ise uygulamaların kısa yollarına erişebiliyorsunuz. Ve yine kısa yollar için bir burada artı simgesi bulunuyor. Buradan direkt diğer uygulamaların kısa yollarını da ekleyebiliyorsunuz saatte. Güzel düşünülmüş bir özellik. Saatin menüsünde direkt liste şeklindeki menü stiliyle devam etmek istiyorum. Bu şekilde yine menü stillerini değiştirerek en aşağıya iniyorum ve ayarlar kısmından saatimizi Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Birçok dil seçeneği bulunuyor ve aralarında Türkçe de bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu saatte direkt olarak Türkçe bu şekilde işlenmiş. Telefon uygulamamız var. Telefon uygulaması üzerinden kişi erişimi yapabilir. Numarik tuşlarla telefon numarası çevirebilirsiniz. Bildirimleri okuyabilirsiniz. Sık aranlar dediği direkt rehberiniz oluyor. Arama kaydı, son gelen arama kayıtlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Fitness verilerinden yapmış olduğunuz spora ait verileri kontrol edebilirsiniz. Spor modu bulunuyor. Spor modu üzerinde yine yürüyüş, koşu, binicilik gibi çeşitli spor modları bulunuyor. Kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz, tansiyon ölçebilirsiniz, kandaki oksijen miktarını ölçebilirsiniz ama bu saatle ölçmeyin. Hiçbir replika ürün size sağlık uygulamalarında doğru değer sunmaz. Bunu da yine not olarak belirtmiş olayım. Saat üzerinde müzik kontrolü yapabilirsiniz. Uyku takip sistemi için bir uygulama bulunuyor. Kronometre tutabilirsiniz. Hava durumunu internetten çektiği verileri size veri paylaşarak gösteriyor. QR kodum kısmından oluşturduğunuz QR kodunuza erişebilirsiniz. GPS hareket yörüngesi yine Wear Pro üzerinde konum görüntüleyebilmenize yarıyor.
Burada zaman ayarı yapabilirsiniz. Saatiniz ile telefon eşleşmesi yapmadan direkt olarak tarih zaman ayarlayabiliyorsunuz. Watch call bağlantısını yaptıktan sonra saatiniz üzerinden sesli asistana erişim sağlayabilirsiniz. Alarm kurabilirsiniz. El feneri açabilirsiniz saatte. Direkt olarak bu şekilde bir beyaz ekran yakıyor ve el feneri görüntüsü sunuyor sizlere. Hesap makinesi bulunuyor. Hesap makinesinden yine 4 işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefon bul uygulaması var, meteoroloji uygulaması var, nefes egzersizi yapabileceğiniz bir uygulama bulunuyor. Masaj aleti dediği zaten Wear Pro saatlerinin genelinde var bu. Direkt kolunuza taktığınızda titreşimle size masaj yapıyormuş hissiyatı veriyor. Bu şekilde kısa titreşimlerle. Yine menü stillerini burada gördüğünüz gibi 6 stilden oluşan bir menü stili uygulaması bulunuyor. Buradan da değiştirebilirsiniz. Ayarlara bir göz atalım. Saat yüzü değiştirme dediği burada saat kadranları arasında değişiklik yapabilir. İstediğiniz bir kadrandayken bu şekilde üstüne basarak kadran oluşturabilirsiniz. Yine ayarlar kısmından devam edelim. Ekran açılma süresi var. Bunu 30 saniye olarak ayarladım ben. Titreşim gücü var. Titreşim gücünü burada 3 seviyeden oluşan bir ayarla ayarlayabilirsiniz. Güç tasarruf modu var. Açtığınız zaman güç tasarruf modunuz saati çeşitli özelliklerini kullanamayarak ve parlaklığı en kısık seviyeye çekerek kullandırıyor sizlere. Mod seçimi var. Akıllı ve izleme modu. Watch call bağlantısı için geçerli. Watch call bağlantısı yapacaksanız akıllı modda kalmasını sizlere öneriyorum. Şifre dediği zaten burada ekrana şifre koymanız için bir uygulama yerleştirmişler. Fabrika ayarlarına da dönüş yapabiliyorsunuz. Saat genel anlamda bu şekilde yine temel özellikleri sizlere sunabilecek bir klasik akıllı saat diyebiliriz bu modele. Saatin Wear Pro üzerinde bağlantısına bakalım. Sonra da Watch Call bağlantısını yaparız. Ondan sonrasında da çeşitli testlerle videomuzu bitiririz. Saatin ilk bağlantısını Wear Pro üzerinden yapıyorum. En alt kısımdaki cihaz kısmına basarak bağlı cihazları arayın diyorum ve DT3 Max'i burada smartwatch olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Üzerine bir kere basmanız bağlantı yapmanız için yeterli. Burada çıkan çeşitli eşleşme isteklerine ve izinlere izin vermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir senkronize işlemi gerçekleştiriyor. Ayrıca yine dediğim gibi bildirim izinleri görüntülüyor bizlere. Saatimiz için bir yeni yazılım varmış. Bunu da hemen güncelleyip geliyorum. Senkronize işlemi de gerçekleştikten sonra direkt cihaz kısmındaki özelliklere bakabiliriz. Burada saat yüzü itme kısmından saati bu şekilde kadranlarını görüntüleyebiliyoruz ve ayrıca en üst tarafta bulunan 3 tane özelliği kullanarak buradaki şablonlarla kendinize ait bir kadran oluşturabiliyorsunuz saatinizde. Ekipman bul kısmı var. Resim çekmek için saati deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Ekranı aydınlatmak için yapacağınız bilek hareketini buradan açabilirsiniz. Arama bildirimini ve SMS bildirimini bu şekilde açabilirsiniz. Ayrıca uygulama bildirimi kısmından da tüm bildirimlere erişim izni vermeniz gerekiyor. NFC özelliği, kalp atış hızı izleme, sık görüşülenler kısmı, Bluetooth araması gibi çeşitli özellikler var. Buradaki sık görüşülenler kısmına yine 20 kişi ekleyebiliyorsunuz. Burada da kişi ekleyin diyerek saatinize rehber üzerine bir rehber eşitlemesi yapmış oluyorsunuz. 20 kişiyle sınırlı olması saatin ön belleğinin düşük olmasından kaynaklı. Gelin hep birlikte rehber eşitlemesi yapmadan birkaç bildirim alalım. Bir de rehber eşitlemesi yaparak birkaç bildirim alalım. Sonrasında da hoparlör testiyle videoyu bitirelim. Saatin bildirim testine gitmeden önce bir de watch call bağlantısını görelim. Ayarlar kısmına gittiğinizde burada herhangi bir watch call bağlantısı göremiyorsunuz. Ta ki Wear Pro kullanan saatlerde sol taraftan açtığınızda buradaki telefon simgesine basana kadar aç diyerek saatinizin watch audio bağlantısını aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Diğer aygıtlar kısmında da watch audio isimli bağlantıyı gerçekleştirdiğinizde saatinizi medya seslerini oynatabilecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Wear Pro kullanan saatler için de yine dediğim gibi hızlı menüden direkt buradaki telefon simgesiyle veya BT Call yazısıyla Watch Call bağlantısını aktif edebilirsiniz. Şu anda rehber eşitlemesi yapmadım. WhatsApp'tan bir bildirim alacağız. Uzun bildirimlerde ne kadarı gözüküyor? Bunu test edeceğiz. Saatinize gelen bildirimleri bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Ayrıca aşağı kaydırarak da mesajın devamını okuyabiliyorsunuz. Ta ki bir yere kadar yine çok uzun bir mesaj geldiğinde bildirimin tamamına erişemezsiniz.
Bu şekilde yine aşağıdan yukarı kaydırdığınızda mesajlar kısmından yine mesajlar içeriğini görebiliyorsunuz. Rehber eşitlemesi yapmamış olmama rağmen rehberimdeki kişiyi adıyla gösteriyor. Gelin bir de hep birlikte arama gerçekleştirelim. Arama geldiği zaman kişinin adıyla mı gözüküyor, numarasıyla mı gözüküyor? Bunu test edelim. Gelen aramalarda kişinin adıyla değil de numarasıyla gösteriyor. Bizlere bir de WearPro üzerinden rehber eşitlemesi yaparak bunu test edelim. Sık görüşülenler kısmına bir kişiyi ekledim ve gelin hep birlikte aramasını isteyelim ve aradıktan sonra nasıl gözüküyor bunu görelim. Gelen aramalarda yine bu şekilde senkronize etsek bile kişinin numarasını gösteriyor. Herhangi bir şekilde isim göstermiyor. Saat üzerindeki müzik uygulamasını kullanarak bir müzik başlatıyorum ve saatimiz üzerinden hoparlör testi yapmak istiyorum. Bu şekilde bir hoparlör performansı var. Kapalı bir ortamdayım ve temiz ses verdiğini düşünüyorum. Ve şarkı geçişlerini de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir özellik diye düşünüyorum ben bunu. Fakat saat üzerinde müzik dinlediğimizde. DT3 Max'in bilekte duruşu da bu şekilde siyah silikon kordonla gayet sportif duruyor ve hafifliğiyle de gerçekten kullanımı güzel bir saat olmuş diyebilirim. Klasik model severler için bir de deri kordonlarını takıp hemen geliyorum. Saatin üzerinde gelen deri görünümlü kayışı da bu şekilde duruyor. Bence klasik model olarak kullanmak isteyenler için gayet kullanışlı. Hem spor hem de klasik olarak kullanabilirsiniz bu modeli. Bunun gibi modellerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.